Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünün videosunda projenin yönünü ve projenin konumunu değiştireceğiz. Sonrasında da gerçek kuzey yönüne denkleştireceğiz. En başta size bir şey göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ikonumuz var. Herhangi bir Revit projesine başladığımızda böyle bir ikon göreceksiniz. Bütün projelerde mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım, boyutu aynı, hiçbir şekilde değişmiyor. Ölçeğini değiştirsek bile. Şimdi buna mouse'u götürüyoruz. Tab tuşuna bir kez basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi X ve Y okları açıldı. Bunu isterseniz böyle yan tarafa kaydırabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz yuvarlak ikon projenizin konumu ve bu taraftaki üçgen ise projenizin istikametini, yani kuzey yönünü gösteriyor. Proje yönünü değiştirmek istiyorsak buraya RO yazarsak değiştirme komutunu, görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey olmuyor. Kuzey yönünü değiştirmek için başka bir yöntem var. Şimdi ona bakalım. Fakat onu yapmadan önce projenin merkez konumunu bir değiştirelim. Mesela buraya yerleştirelim. Burada arsa köşesi var. Buraya yapıştıralım. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi burada bazı değerler mevcut. Bu projenin koordinatlarını gösteriyor. Tıkladığımız zaman projenin koordinatlarını sayıyla değiştirebiliyoruz. Buraya geldi. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz şekilde projenin koordinatlarını değiştirebiliyorsunuz. Haritacına aldığınız koordinatlara göre buradaki koordinatları değiştirebiliriz. Bunu öğrendikten sonra artık projenin kuzey yönünü değiştirebiliriz. Öncelikle projeye bir kuzey işareti ekleyelim. Malum bütün projelerde bir kuzey işareti gerekli. Bunu yapmak için kütüphaneyi kullanacağız. Load Family dedik. Metric klasörüne gidelim. Annotation klasörüne gidelim. Buradan kuzey işaretini bulacağız arkadaşlar. North Arrow 1, North Arrow 2 yazıyor. Bir tanesini deneyelim. Mesela bu olsun. Open dedik. Sonrasında da Revit'e yüklendi. Projeye. Şimdi bunu kullanacağız. Annotate bölümüne gidiyoruz. Sembole tıklıyoruz. Buradan sol taraftaki menüden indirmiş olduğumuz kuzey işaretini bu şekilde projeye yerleştirebiliyoruz. Şuraya koyalım. Yaklaşalım. Güya kuzey yönünü gösteriyor ama aslında kuzey yönü burası değil. Normal rotate edermiş gibi bunu bir şekilde değiştirelim. RO kısa yol komutunu giriyoruz. Bu şekilde döndürüyoruz. Kuzey yönünü değiştirdik fakat sembolik olarak. Bunu yaptıktan sonra bütün projeyi kuzey işaretine geleceği şekilde bir döndürelim. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi bu şekilde projede çalışırken gayet normal. Kat planlarında çalışırken bu şekilde düzgün bir şekilde proje görmek normal. Fakat vaziyet planına geldiğimizde vaziyet planında yukarısı daima kuzeyi göstermeli. Teknik çizim kurallarına göre. Şimdi Manage bölümünden Position'a geliyoruz. Position'dan da Rotate Project ve Rotate True North diye seçenekler var. Bunları kullanacağız arkadaşlar. İlk olarak Relocate şu işe yarıyor. Bunu bir yere tıkladığımızda projenin merkez noktasını istediğimiz şekilde kaydırabiliyoruz. Projenin konumu girmiş olduğumuz sayı değerlerine göre değişti. Şimdi tekrar aynı menüye gelelim. Bu sefer Rotate True North diyoruz. Ve bize bir uyarı veriyor. Burada diyor ki sen ne kadar değiştirsen değiş proje ayarlarında bunu açmamışsın. Buradan açacaksın diyor. Bunu True North'a getirdiğimiz zaman gerçek True North'u kat planında bize gösterecek. Şimdi bunu ayarlardan açtık. Tekrardan Position Rotate True North diyelim. Artık kuzey yönünü bu şekilde önce Place tuşuna basıp merkez noktasına götürüyoruz. Sonra da bizim kuzey işaretini istikametliyoruz. Kuzeye hizaladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi projemiz gerçek kuzeye doğru hizalandı. Şu anda proje gerçek kuzeye bakıyor. Gerçek kuzeye göre gölgeler nasıl oluşur ona bakalım. Biraz gölgemizi açalım buradan. Shadow ayarlarından. Cast Shadow'a tıklayalım. Apply diyelim. Şu anda projenin koordinatlarına göre gerçek gölge simüle edildi. Bu sayede projenizde nereye gölge düşüyor onu öğrenebilirsiniz. Kat planı da görmüş olduğunuz gibi doğru bir şekilde, yatay bir şekilde gözüküyor. Hiçbir şekilde oynama yok. Sadece site plan, yani vaziyet planını da değiştirdik. Vaziyet planı da bu şekilde. Evet, hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.